Evet. Artı 9 derecedir mağaramızın. Geçen de AVM demiştim ya bir şeyi. Mağaza olarak, mağaralar mağaza diye aklımda. Çelmeli. Rastepe mağaraları. Dur oğlum. Die letzten Abenteuer dieser Erde. Evet, Tınaz Tepe Mağarası. Mağaranın Alman. Içi böyle mi ya? Süper. Enteresan bir mağara gerçekten. Tur organize etti. Evet, astım ve bronşit seniz 5 dakikalık bir patikanız kaldı. Bence de. Yani hep şey müşteri açısından farklı bir şey bence. Gel gel. Gel gel gel. Sen meraklı mısın? Ha? Encene yakın sen misin? Ekipte gel, siz de gelin. Evet, burası Tınaz Tepe mağarasına doğru çıkar. Mağara. Mağaza değil, mağara. Evet, ses geliyor. Ne sesi? Su sesi. Kar da var. Patikadan yukarı doğru. Karşıki dağlar hep karlı. Evet, bugün Tınaz Tepe mağarasına doğru gidiyoruz. Tınaz Tepe mağarası Seydişehir'e çok yakın. Bir patika yolumuz var. Oradan yukarı çıkıyoruz. Evet, burası Tınaz Tepe mağaraları. Böyle yamaç mağaralara doğru gidiyoruz. Mağaranın tabii ki kenarları komple kar. Burası yüksek bir yerde. Buralar yine komple kar. Etrafımız dağla çevrili. Buradan sesler geliyor. Su sesi. Bakalım suya. Üf, akan suya bak. Aşağıdan bayağı volümlü bir su akıyor. Ve şurası mağara. Evet, 5 dakika yokuş yukarı patika çıktık. Biraz nefes açıyorsunuz tabi. Yavaş yavaş, çok da zor bir yol değil. Patikacık. Şimdi mağaraya doğru gidiyoruz. Mağara karşıda. Ve mağara burası işte. Tınaz Tepe mağaraları. Birkaç tane mağara var bak. 1, 2, 3, 4. Ya da bayağı bir bayağı da derin bir yer. Orada da su akıyor aşağıda. Salihcan. Ben
Evet. Mağaranın alt kısmında bir akarsu var. Orada bir köprü vardı eskiden. O da görünüyor. Kınaztepe Mağarası'nın şelaleleri aşağıda. Mağarası da burada. Birinci mağara girişi 1580 metre. Birinci nolu cave, ikinci nolu cave de ileride. Manzara da şu şekilde buradan baktığınız zaman. Evet, gayet güzel. Girelim mağaraya, ha? Ne dersiniz? Birinci mağaradan başlayalım. 1580 metre. Hadi biz mağaraya giriyoruz. İçeride de açacağım birazdan. Evet, birinci mağaraya giriyoruz. Hadi bakalım. Kınaztepe Mağarası bir. 1580, bayağı da uzun. 2 kilometre demek. Ciddi bir mesafe demek. Şimdi burası bir anda suyla dolsa. Buğulu buğulu burada. Evet, biraz klostrofobiniz varsa daralabilirsiniz. Tabii klostrofobi kapalı alan korkusu. Yaşıyorsanız size göre değildir. Bir hayli yine ferah sayıdır şeye göre. Bu Nevşehir'deki yeraltı şehirleri vardır. Daracık. Onlarla kıyasladığınız zaman burası ultra lüks. Üf. Muhteşem. Bakın. Vay be, mağaraya bak ya. Harbi muhteşem bir mağara. Salihcan. Evet, bir hayli derin bir mağara. Allah göstermesin. Burada kaldın mı kaldın. Klostrofobisi olanlar bu kadar. Dalmaz herhalde. 2 kilometre içeri dalıyorsun. Nereye gittiğin belli değil. Bir anda suyla dolsa bura bir şekilde. Allah muhafaza. Sıçtın direkt. Ha, burası biraz dar. Kafanızı yemeniz lazım burada. Oh, su var. Muhteşem bir mağara ha. Gerçekten muhteşem bir mağara. Şimdi suyla dolsa birdenbire buralar. Evet, klostrofobiniz varsa kesinlikle gelmeyin. Klostrofobiye karşı bir yer burası. Çıldırabilirsiniz bir anda. Klostrofobi tuturdunuz mu? Hayır, beni çıkarın. Beni çıkarın. Beni çıkarın diye. Ben şu an etkilerde tutacağım. Klostrofobi. Bazı arkadaşlarım var öyle klostrofobik. Sahiş canlı çok korkuyormuş.
Evet, iyice karanlık oldu burası. Muhteşem bir su akıntısı. Pamukkale'yi hissediyorsunuz resmen. Burada. Orası kapalıymış. Tabii kolostrofobi olursanız bir anda heyecanlanırsınız burada. Aşk yapma. Ama dikkatli inin. Oraya bir etek versin. Değil mi? Korku tüneli gibi burası. Ben sürekli... Efekt vereceğim bu videoda. Allah. Buradan bir korku filmi çıkar. Lütfen bir korku filmlik çekim yapayım ben. Evet, şu anda peşimizdeler, kaçmamız lazım. Evet, şu anda peşimizdeler, çabuk. Çok fena geliyorlar peşimden. Kaçmam gerekiyor. Gözlük düşecek. Gözlüğe de bir sürü para harcadık. Evet, geliyorlar, peşimdeler şu an. Kaçmam lazım buradan. Evet, kaçmam lazım. Evet, burada. Evet. Kaçtık şu anda. Koruma bölgesine geldik. Buraya ulaşamıyor ruhlar. Biz şimdi koruma bölgesindeyiz. Buranın sorumlusu Aziz İhsan Taş. İhsan Taş burayı koruyor. Evet, korunak diye. Aynen öyle. Tabii ki bazı arkadaşlarımız yazı yazmasalar çok güzel olacak. Yazıyorlar mı abi? Tabii ya? Ki yani çok yani aşk sözlerini buralara yazıyorlar. Mağaraya taşıdım diye. O kadar derin ki aşkı. Yani sen aşağıda göreceksiniz. Yazık ya valla. Yani şu tabiatı bozuyorlar. Dikkat etmiyoruz hiçbir yerde. Hep aynı şey. Bakınsanıza bu güzelliğe. Bütün muhteşemmiş ya bu. Harika ya. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum ben. Yani büyük bir yer. Valla ben bütün her şeyi belgesel gibi çektim. Travertenlere bakın. Pamukkale travertenleri. Travertenlere basmayın. Pamukkale gibi görüyorsunuz suyun etkisi. Kireç işte onlar hep. Kalk. Nalan nerede? Nalan'ı kayıp mı ettik? Nerede Nalan? Aşkım dikkatli edin. Evet, biz devam ediyoruz burada. Mağara, mağaza, mağara gezimize. Mağara ve mağaza. Karıştırdığım iki kelime. Şehir bebesi olunca mağaza. Evet. Göle doğru gidiyoruz. Sinas Tepe mağaralarının en son ucu göl. Ama buralar hep suyla doluyor. Şu anda su yok tabii ki. Kış ayını girdik. Buralar komple suyla dolacak. Dağdan gelen kar suları dolduruyor burayı. Umarım bir anda kar yağıp da aşırı su gelmez bir yerde. Evet, muhteşem bir atmosfer. Gerçekten muhteşem bir atmosfer. Evet, şu anda Tınaz Tepe mağaralarında geziyoruz. Tınaz Tepe mağaraları gerçekten muhteşem. Kesinlikle gelip görmeniz gerekiyor. Bu mağara 2000 metre. 2 kilometre aşkım. 2 kilometredir yürüyoruz. Ama sonu şey, göle bağlanıyor. Daha çıkış aydınlanmaya başladı bak. Buradan bir aydınlık görüyorum. Ha, ışık. Dışarıdan gelmiyormuş bu ışık. Evet, böyle bir yer. Buralar suyla doluyor. Biz buralarda yürüyoruz. Buralar suyla dolur. Kışın baksana ya. Traverten baksana. Tuz gibi değil mi? Gerçekten muhteşem. Bir mağara. İnsan aklı almıyor yani.
Allah muhafaza bir şey olsa gittin. Nasıl, beğendin mi Salih? He? Mağarayı beğendin mi anneciğim? Evet, mağaranın son 300 metresindeyiz. Buralar hep suyla dolacak ve bu yolu geri döneceğiz 2 kilometre. İnsana afaganlar basıyor. 2 kilometre geri dönüş yolu var. Onlar gitti gitti. İleride. Daha var canım, 300 metre bundan sonra. 300 metreyi az sanma sen böyle bir yol. Yok bakalım aşkım, gelmişken. Sen dönmek istiyorsan dön. Ama bensiz dönmeyin bence. Daral mı geldi sana? Sarçan dönmek istiyor. Ha. Az kaldı oğlum. Süt var. Dikkat edin yanlar. Son 200 metre bir şey kalmamış bak. Dikkat, burada bir aralık var. Ayağınız gir. Tınaz Tepe mağarası gerçekten çok 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 derin. Baksana ya, şimdi daraldı iyice burası. Dikkat kafaya. Galiba. Katman katman baksana mağaraya. Bu da kapalı alan korkusu olan gitti. Eriş. Ben varım yanında, merak etme. Bayağı yüksek bak, katman katman aşağı iniyor, böyle böyle daracık burası. Ancak biz insan sığacak derecede. Burası biraz geniş. Merdivenin olduğu yer ama burası iyice daralıyor. Sadece kafanı sığacak şekilde neredeyse. Anca geçiyorsun. Buralar böyle. Sağlı sollu. Bir hayli klostrofobik, insanlara uygun olmayan bir yer. Geldim. Dur ben alırım onu, sen git. Evet, bir hayli inli çıkışlı bir mağara. Yani bir daha düşünmeniz lazım gelirken. Herkese uygun değil yani. Yaşlı insanlara hele hiç uygun değil. Biz de yaşlı kategorisine giriyoruz yavaş yavaş. Evet, son nokta burası arkadaşlar. Bunun altı da komple göl oluyor. Tabii kış yeni başladı. Burada pırıl pırıl su var işte. Atla buradan suya. Fotoğraf çek, şey, telefon çekmiyor. Telefon çekmiyor, çekmiyor. Yok canım, ağacın şeyi var, buton var. Ya nerede ağaçın buton? Ağacı şurada ileride yukarı. Ya, ileri gidene kadar. Millet bir de bunları yazmasa, işte böyle isim yazıyorlar böyle saçma sapan. Aşkım biz de yazalım, çok zordu buraya gelmek. Çek. Nasıl çekeyim orada? Dur. Evet, burası sonu. Tınaztepe mağarasının
sonu ve inanılmaz yüksek ve inanılmaz bir yer. Böyle bir şey daha dağın içindeki katmanları bir görseniz bu incelemeye değer bir yer. Bir de yazın gelmek lazım. Bir de millet buraya ismini cismini yazmasa her yer isimli olur. Saçma sapan. Şimdi dönüş yolu. Evet. Tınaztepe mağarasının sonuna kadar gittik. 2 kilometreye yakın yol yaptık. Sırılsıklam terledim ben. Ama kolostrofobiniz varsa, kilonuz fazlaysa, daral geliyorsa, kalp hastasıysanız kesinlikle gelmeyin. Tansiyon hastasıysanız yine gelmeyin. Sağlıklıysanız gelin. Daracık burada eğiliyorsunuz bu şekilde anca geçiyorsunuz. Evet su var burada. Buralar işte suyla doluyor. Buradan sular akıyor. Şimdi tekrar yukarı çıkacağız 2 kilometre. 2 kilometre hadi. Beğendiyseniz videoyu abone olmayı unutmayın. Bak o kadar yer geziyorum sizin için. 2 kilometre daha dağın içlerine kadar geldim. Abone olun, yorum yapın. Abone olurken alarm butonuna basın. Kendinize iyi bakın. Burası da yine bu şekilde. Sular damlaya damlaya bu formu buldurmuş duvarlara. Kalk, kireç ve su. Ve tekrar dik bir merdiven. Bakın. Yandım. Geri dönüş yoluna geçtik. Mağaradan komple 2 kilometre geriye dönüş ne hale getirdi beni bak. Pes çıktı ve düşüyor. Yani bu kadar olur. Yani gelirken iyi düşünün. Komple 4 kilometre gidiş geliş yolu var. Merdivenli, dikli mikli. Öf. Benim gibi tansiyon olan bir adam bunu başarıyorsa gençlere bir şey olmaz da benden birazcık daha tansiyonu kötü olanlar gelmez. Zor. Evet demin bu mağaradaydık. 2 kilometre kadar içeri girdik. Valla nasıl çıktığımı bilmiyorum. O kadar zordu ki geri çıkmak. Yemin ediyorum pilim bitti. Burada bir mağara daha var. Oraya hayatta bir daha girmem. Burası da uçurum aşağı su. Bu mağaraya doluyor. Böyle bir şey yok yani. Resmen cılkın çıktı çıkacağım diye. Evet müthiş bir mağara gezisi yaptık. Tınaztepe mağarası. Mağarası. Seydişehir'e yakın bir yer burası. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Biraz yorucuydu ama tarifsiz bir güzellikte bir mağara. Derin mi derin? Performans lazım oraya çıkmak için. Şimdi geri dönüyoruz.
Evet, ilk karımıza da dokunalım. Böyle ilk karı dokunmayanlar için dokunuyorum. Kar, oh mis gibi. Burada da daha bir sürü kar var. Buradan da alalım biraz kar. 2019'un ilk karı bu. Evet, burada dağlara geldik. Kar, özleyenler için gelsin kar. Tabii Emre gibi kutuplara gidemiyoruz ama